En iyi arkadaşınla buluşmak için uzun süre beklemekten beter bir şey yoktur. Koltuk altlarında sarı terlekeler olması hariç tabii. Sıradan bir eşarp veya paşmine alıp başına ört. İki elinle köşelerini kollarının altından geçirip göğüs hizanda birleştir. Bağla ve şöyle bir düğüm at. İşte işin eğlenceli kısmı başlıyor. Düğümü al ve başının üstünden geçir. Buna bir göz at. O çirkin koltuk altı lekelerini saklamak için artık şık bir yeleğin var. Bu da sana gelsin sıcak hava. Plajda bir gezinti yapmak harika bir fikirdi. Ama etek giymek pek de o kadar harika olmadı. Umarım kimse o popoyu görmemiştir. Oo, belki de merdivenlerden uzak dursan iyi edersin. Rüzgar onu bir uçuruverir ki. Ay. Güneş açtı mı herkes açılıp saçılır da. Bu da biraz fazla sanki. Oh, neyse işte bir bank. Of, fenaydı. Kendini Olivia gibi uygunsuz bir durumda bulursan çantanda yara bantı ve bozuk para bulmaya çalış. Pekala, işte bu eşyaları. Eteğini aşağıda tutmak için şöyle kullanabilirsin. Eteğinin kenarını yukarı çevir. Yukarı bakan iç kısmına parayı koy. Şimdi de yara bantıyla onu eteğe yapıştır. Eteği çevirip paraları dikişin hemen üzerinden yapıştırmaya devam et. Evet, şu yaramızı bir deneyelim, ne dersin? Pekala. Şu ana kadar işte fena değildi. Bugün olmaz. Rüzgar. Hazırlıklı geldim bak. Plajda gezinti şimdi çok daha kolay olacak. At bakalım havanı. Canınız bir yaz içeceği mi çekiyor? Sofya imdada yetişti. Ya bugün amma da sıcak. Ay ne biçim terlemişim. Ay, ne fena ya. Evet, bu konuda bir şey yapmalısın Sofya. Bu çok utanç verici. Sorun değil. Sanırım bende işine yarayacak bir şey var. Ped mi? Buyur al. Sağ ol da ben bunu ne yapayım? Koltuk altlarına koy, anladın mı? Aa, nasıl da hiç aklıma gelmedi. Eğer sıcak bir gün olacaksa bir günlük ped al ve gömleğinin koltuk altına içten yapıştır. Öbür tarafı unutma. Hey millet, beni bekleyin. Bakın, terlekesi yok. Gördün mü? Yanında pet bulundur. Terleme. Dikkat kızlar, bomba geliyor. Oo, iyi atlayış Vicky. Saçlarını ıslattığına inanamıyorum. Nasıldın bakalım? Aman tanrım şuna bak. Ne? Oh hayır, bikinimin üstü nereye gitti? Yüzmeye geldik diye biliyordum ama böyle bir gösteriyi beklemiyordum. Eğer havuz partilerinde rezil olmak istemiyorsan, arkada aşağıdaki düğümün sarkan iplerinden birini al, nazikçe omuzun üzerinden geçir. Diğer ipin altından geçirip çek ve düğüm at. İyice çekip sağlamlaştır ve ipin kalanını sakla. Aynı şeyi diğer tarafa da yap ve işte bu kadar. Bikini hiçbir yere gitmiyor. Oo, çok iyiydi. Kızlar da artık bikinimin içinde rahatlar. İyi ki doğum gününü açık havada kutlamaya karar verdik Sofya. Vicky! Hey, selam. Ne bekliyorsun, gelsene. Peki. Daha önce çimende topuklularla yürüdüysen bunun zorluğunu bilirsin. Sanki çimene batıyor gibiyim. Keşke düz ayakkabı giyseydim. Şimdi bunu bir saniyeliğine geri saralım. Açık hava eğlenceleri için şıklığından ödün vermek istemiyorsan, ayakkabılarının topuklarına bir parça mumlu kağıt sar. Sağlamla ve topuğu başka bir mumlu kağıdın üzerine koy. Topuklara ve diplerine bolca sıcak silikon sık. Kuruduktan sonra kağıdı çıkar ve işte topuk koruyucun hazır. Dikkat dikkat çimenler, moda tutkunu sahalara dönüyor. Bir de arkadaşlarla pikniğe giderken cebine bunlardan bir tane atmayı unutma. Şunları topuklarına tak ve doyasıya yürü. Gördün mü, yere batmıyor. Bu arada kıyafetin yıkılıyor Vicky. Hey, mutlu yıllar Sofya. Ay ne tatlı. Grup kucaklaşması. Oh be.
zil çaldı. Nihayet öğlen yemeği vakti geldi. Ay, kalemimi düşürdüm. Aa, ayakkabılarımız aynıymış. Gerçekten mi ya? Aynı alışveriş merkezinden satın alınırsa olacağı buydu. Herkese aynı şey giymek istemiyorum. Kendi tarzımı nasıl belli edebilirim? Şu ayakkabılarımı bir canlandırayım. Videomuzu izleyin ve sıkıcı beyaz spor ayakkabılarınızı bir şahesere dönüştürün. Bir bantla ayakkabılarınızın boyamak istemediğiniz yerlerini kaplayın. Bunu yaparken dikkatli olun. Akan bir boya tüm tasarımı bozabilir. İşte oldu. Şimdi koruyucu gereçlerimizi takıyoruz. Zehirli boya dumanı şakaya gelmez arkadaşlar. Tamamdır, artık hazırım. Ayakkabınızın sığacağı bir kabı suyla doldurun. Şimdi en sevdiğiniz renkteki sprey boyaları alın ve gösterdiğimiz gibi suya sıkın. Renkleri böyle kat kat sıkmalısınız. Tamamdır, şimdi ayakkabıyı batırıyoruz. Burada yavaş hareket edin ki sudaki renk katmanlarını bozmayın. Dikkatlice. Vay, bu şahane renk geçişine de bakın. Sıradan bir boya ve fırçayla böylesine bir desen yapamazsınız. Ayakkabı tamamen kuruduktan sonra da bantları çıkarın. Ayakkabının altını da unutmayın. İşte budur bebeğim. Kızım ya, ayakkabıların ne kadar güzel. Wow, bunları nereden satın aldın? Bu eski şeyler mi? Bayağıdır varlar ya.